Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür. Altınordu Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Altınordu Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Tekrar Haziran ayı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekin Taş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Altınordu Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumuna AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Altınordu Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekin Taş'ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasına Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne çıkma başarısını gösteren Altınordu Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımını tebrik ederek başlayan Başkan Tekin Taş, oyuncuların çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Muş'ta son maçına çıkan engelli basket takımımızın elde etmiş olduğu galibiyetle almış olduğu neticenin ilimiz ve ilçemiz açısından son derece önemli bir netice olduğunu sizlere ifade etmek isterim. Bu başarıyı tabii önce sahada engel tanımadan yüreklerini ortaya koyan engeller haftasının içerisinde çıktıkları maçla aldıkları galibiyetle Süper Lig'e yükselen engelli basket takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Millet adına sahiplendiğimiz bu sportif faaliyeti yine millet adına yapılan çalışmalarla başarıya ulaştırarak önümüzdeki yıl Süper Lig'de yer alan Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi diğer kulüplerin de yer aldığı takımların inşallah burada izlenmesini, burada bir mücadeleye ortak olunmasını sağlamanın mutluluğunu sizlerle ve halkımızla paylaşıyoruz. Bundan dolayı emek ve destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayı öncesi ibadethane temizliklerine de özen gösterdiklerini aktaran Başkan Tekin Taş, bu kapsamda ekiplerin hummalı bir çalışma yaparak ibadethaneleri Ramazan ayına hazır hale getirdiğini ve bu çalışmaların Ramazan boyunca artarak devam edeceğini aktardı. Yarından sonra Ramazan'ın ilk orucunu tutacağız. Yarın akşam ilk teravihi kılacağız ve dolayısıyla başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtuluş, azaptan kurtuluş diye ifade edilip bize aktarılan manevi bir ayı inşallah yaşayacağız. İçerisinde Kur'an-ı Kerim'in inzal edildiği Kadir Gecesi'nde olduğu bir ay. Dolayısıyla bu güzel ayda hep birlikte inşallah bir manevi havayla bu güzellikleri yaşamayı arzu ediyoruz. Bunu da Allah'tan bize nasip etmesini diliyoruz. Biz de bu vesileyle Ramazan ayında gerek cami temizlikleri, gerek iç temizlik, gerek dış temizlik, gerek çevre düzeni ve Ramazan iftar çadırı hazırlığı, şimdilik bunları sürdürüyoruz. Kısmen de belli mahallelerde, bu sene çok seri bir şekilde değil ama belli mahallelerde yapacağımız iftar programlarıyla da milletimizle buluşmaya devam edeceğimizi ifade ediyor. Tekraren Allah kabul eylesin diyoruz. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekin Taş'ın konuşmasının ardından gündem maddesi ve komisyon raporları görüşüldü. Mayıs ayı olan meclis toplantısının ikinci oturumunun tek gündem maddesi olan Altınordu Belediyesi 2017 mali yılı kesin hesap cetvelleri görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Toplantıda ayrıca komisyonlardan gelen raporlar da görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Altınordu Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapılan oylamaların ardından sona ererken Haziran ayı olağan meclis toplantısının ise 1 Haziran Cuma günü yapılması kararlaştırıldı. Haziran ayı olağan meclis toplantısına buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum.